Herkese merhaba. Uzun zamandır söz verdiğim ve köşemde yazdığım gözlüklü makyajı videosu ile sizlerle beraberim. Gözlük takarken makyajınızda nelere dikkat etmeniz gerektiğini göstereceğim. Eğer gözlük takmıyorsanız da unutmayın ki dünyada birçok insan numarasız gözlükte hem tarz yaratıyor hem de aynı zamanda bakımsızken daha sağlıklı ve bakımlı gözükmek için hile olarak kullanıyor. Ben de gözlüğü sıkça bu tip amaçlarla kullanıyorum. Öncelikle primer yani baz kullanmanızı öneriyorum. Cildiniz yağlı olmasa bile gözlüğün oturduğu yerler mutlaka ve mutlaka terleyecek ve fondöteniz buralardan akacak ya da çamur gibi olacaktır. Bazı mutlaka gözünüzün çerçevesinin değdiği yerlere kullanın. Fondötenin akmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi fondötenin altına uyguladığınız nemlendirici ve bazın çok fazla kullanılması. O yüzden de çok az miktarlarda uygulayın. Özellikle bazı gözünüzün değdiği yerlere uygulayın. Eğer çerçeveniz yanağınıza oturuyorsa oraya da sürün. Cildiniz yağlıysa istediğiniz parlama yapan her yere sürebilirsiniz. Suya dayanıklı fondötenler kullanın. Suya dayanıklı fondöten kullanmak istemiyorsanız yani uzun süre kalıcı fondöten kullanmak istemiyorsanız da gözünüzün değdiği yerlere mutlaka ince bir fırçayla en azından sadece oralara uygulamanızı öneririm. Çünkü bu şekilde çok daha kalıcı olacak makyajınız. Yine ürünleri çok fazla uyguladınız ve kat kat durdu. Bunun için süngerinizi ıslatıp makyajınızın üzerinden şöyle bir geçebilirsiniz. Bu şekilde hepsi birbirine harmanlanacak ve makyajınızın fazlalığını da almış olacaksınız. Özellikle ben süngeri Fix Plus ile ıslattım. Makyaj sabitleyici ile böylece daha da kalıcı olmasını sağladım. Gözlük takıyorsanız takma kirpikleri maalesef unutabilirsiniz. Çünkü takma kirpikler gözünüzün çerçevesine mutlaka değecektir. Göz altlarınız morsa gözünüzü büyük gösteren gözlükler göz altlarınızdaki morlukları da büyük gösterebilir. O yüzden concealer yani kapatıcı sizin en büyük yardımcınız. Başta yine gözünüzün değdiği, çerçevenin değdiği yerler olmak üzere ki yani oraları mutlaka sabitleyin demek istiyorum. Oraları transparan pudrayla veya da renkli pudra istiyorsanız ki ben önermiyorum fondötenin üzerine transparan pudrayla sabitleyebilirsiniz. Böylece gerçekten çok kalıcı olacaktır. Cildiniz yağlıysa ya da başka yerlerinize de sürmek istiyorsanız orası size kalmış. Pudrayı göz altlarım yansımasın diye çok minicik bir miktarda ince bir fırçayla sürüyorum. Gözlük kullananların kesinlikle yapması gereken birinci kural her şeyden önce aslında kirpiklerini kıvırmak. Kirpiklerinizi kıvırırken maşayı yukarıya doğru kıvırsanız kesinlikle çok daha kıvrık olacaktır. Böylece gözlük camlarına kirpiklerinizin değmemesini garantilemiş olursunuz. Doğal tonlar her zaman doğal tonları seven kişilerin zaten yardımcısı olacaktır. Ben doğal tonlarda park paletinden açık rengi gözlerimin iç köşelerini aydınlatmak için kullanıyorum. Gözlük camının bir sürü şeyi yansıttığını unutmayın. O yüzden o yansımalardan kurtulmak için hem aydınlatıcılardan hem de daha koyu ve canlı renklerden yardım alacağız. Birazcık köşelere koyu renk sürüyorum ve hepsini pofidik fırçayla dağıtıyorum. Gözlerimi birazcık daha belirgin hale getirmiş oldum. Ve aynı zamanda şunu unutmayın ki her şeye gelişi güzel sürebilirsiniz. Gözlük kullananların en avantajlı olduğu şeylerden bir tanesi gözün ardından hatalarınız hiç gözükmeyecek merak etmeyin. O yüzden gayet hızlıca makyajınızı yapabilirsiniz. Göz makyajınızın çerçevenizle ahenk içerisinde olmasını istiyorsanız siyah çerçeve ise siyah veya renkli ürünler. Kahverengi, kaplumbağa desenli veya da maun gibi farklı renklerde ise çerçeve renginizden 1-2 ton koyu eyeliner çok ahenkli ve uyumlu gözükecektir. Ben siyah eyeliner ile devam ediyorum. Normal kuyruklu bir eyeliner her zaman gözlüğün arkasından kendini daha fazla belli edecektir. Çerçevesiz bir gözlük kullanıyorsanız çift kuyruklu eyeliner deneyin. Eyeliner kuyruğunuzun altına veya da üstüne yeni bir kuyruk ekleyerek bu çok değişik görünümü yakalayabilirsiniz. Çerçevenin arkasından gerçekten böyle sanki bolca kirpiğiniz varmış gibi bir görüntü yaratacaktır. Yine gözlük kullananların en büyük avantajlarından bir tanesi moda olan renkleri cesurca uygulayabilmeleri. Çünkü gözlük camının arkasından bu iddialı renkler harika duruyor. Hem normal makyajdan çok daha fazla belli ediyor. Gözlerinizi gözlüğün camlarının arkasından saklamamanızı sağlıyor. Hem de moda olan renkleri kullanabiliyorsunuz. Gerçekten de çok güzel. Ben mavi renkleri tercih ettim. Maviler, yeşiller, morlar her şeyi kullanabilirsiniz. Ellerimle camın yansımalarını kapatmaya çalıştığım halde yine de bayağı yansıma var. Ona rağmen mavi olan kısım ne kadar da güzel gözüküyor ve kendini belli ediyor. Gözlükle sofistike bir görünüm yaratmak için yoğun, koyu, dumanlı göz makyajı veya kedi göz makyajı harika duracaktır. Onun için önce eyelinerlarımı temizliyorum. Yoğun makyajlar
Gözün arkasından dediğim gibi gözlük yansıması fazla olduğu için gözünüzü çok daha ortaya çıkarmak için size yardımcı olacaktır. Yine normalde belki çok koyu gelirken size gözlük de kullandığınızda oldukça sıradan, hatta günlük kullanıma uygun bile gelecektir. Ben bu L'Oréal Paris'in Smoky ismi kalem şeklindeki ürününü kullanıyorum. Tam da dumanlı göz makyajı yapmak için harika. Sürüyorum ve elimle gelişigüzel dağıtıyorum. Altına da aynı şekilde sürüyorum. Makyajıma hiç özenmiyorum. Çünkü gözlüğün arkasından ufak yaptığım hatalar asla belli olmayacak. Yine koyu rengi alıyorum. Bu Laura Mercier'in paletindeki rastgele gözlerimin köşelerine böyle bolca uyguluyorum. Gördüğünüz gibi dağıtmadım bile. Fırçamı ıslatıyorum ve altın rengi simli bir ürün alıyorum ve gözlerimin üzerine sürüyorum. Daha sonrasında ise sildiğim eyeliner tekrar yerine koyuyorum. Sıra geldi kaşlara. Gözlük makyajındaki en önemli şeylerden bir tanesi kaşlar. Çerçeveniz yuvarlaksa, kaşlarınızı yuvarlak yapıyor olmanız kesinlikle baygın ve üzgün bakışlara sahip olmanıza sebep olacaktır. Yine bir nebze düşük kaş güzel ve tarz gözükebilir ama tamamen ifadesiz gözükmenize neden olacaktır. O yüzden çerçeveniz yuvarlak da olsa, köşeli de olsa her zaman kavisli kaş çok çok daha yakışacaktır. Kaşlarımı tarıyorum ve öncelikle Benefit'in bu kaş aydınlatma ürününü kaşlarımın kavisinin tam altına uyguluyorum ve uca doğru, böylece daha kalkık gözükmesini sağlıyorum. Sonrasında ise Make Up For Ever'ın kaş jelini kaşlarıma şekil vermek için kullanıyorum. Kaşımın üstündeki kavis yerine geliyorum ve tam bir üçgen çiziyorum. Böylece kaşlarım oldukça kavisli olacak. Sonrasında ise daha doğal bir görünüm için tekrar tarıyorum. Şimdi gözlükleri deneyelim. Her çerçevede nasıl duracak? Dikdörtgende gayet iyi durdu. Gördüğünüz gibi yuvarlakta da gayet iyi durdu. Evet, sıra geldi maskaraya. Suya dayanıklı maskaralar hem kıvırdığınız kirpiklerin anında kurumasını sağlayacağı için düşmesini engelleyecek. Böylece kirpikleriniz hep kıvrık kalacak. Kıvrık kaldığı için çerçeveye değmeyecek. Çerçeveye değse bile suya dayanıklı maskara olduğu için asla leke bırakmayacak. O yüzden bolca maskara uygulayabilirsiniz. Gözlerimin içerisine de ben siyah kalem uyguluyorum. Daha vurucu bakışlarım olsun diye. Daha etkileyici bakışlarım olsun diye. Allık uygularken çerçeveyi mutlaka gözüme takıyorum ve allığın çerçevenin altında kalmasını istemediğim için çerçevenin dışından görüneceğine emin oluyorum ve allığı alıyorum. Gözlük gözümdeyken sürüyorum. Sonrasında ise gözlüğü çıkarıp dağıtacağım. Ama öncelikle başka bir çerçeve daha deneyelim. Bu çerçeve bayağı yanakları kapatıyor. Allık normalde benim yüzüm için aşağıda kaldı ama çerçeveyle birlikte gayet güzel gözüküyordu. Şimdi daha kısa bir çerçeve takınca ne kadar aşağıda kaldığını görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde gözlük gözümdeyken allığı tam gözlük çerçevesinin altına uyguladığımı görebilirsiniz. Ve gözlüğü çıkardıktan sonra güzelce dağıtıyorum. Gözlük sevmeyenler ve dikkati oradan farklı bir yöne çekmek isteyenler ya da gözlüğü sıkıcı bulanlar dudaklarda iddialı fuşyalar, kırmızılar, bordolar kullanabilirler. Ben şimdi normalde bu makyaj için oldukça koyu olmasına rağmen dudaklarıma bordo uygulayacağım. Gerçekten de iddialı olacak ama ben son haline bayıldım. Koyu ruj yerine doğal tonlarda ruj tercih edebilirsiniz. Ancak ben oldukça çarpıcı bir makyaj yapmak istiyorum. Gözlüklerimi taktım ve makyajım bitti. O yoğun makyajın gözlüklerin arkasından hiç belli olmadığını, sadece gözlerin güzel, buğulu gözüktüğünü fark edebiliyorsunuz sanırım. Dudaklarınıza daha nude tonlarda makyaj yapabilirsiniz fazla iddialı bulduysanız ama çevrenizdekiler bu yeni görünüme bayılacaklar, onu garanti ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tip videolardan haberdar olmak için buradaki abone ol butonuna basabilirsiniz. Böylece yeni yüklediğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ki bu tip how to, yani nasıl yapılır videolarını sizlerle paylaşmaya devam edeyim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.